Evet, polikistik over, yumurtalık kisti, genç kızlarda çok görülen. Tabii yetişkin 30 yaşında da olabiliyor ama en çok işte 16-17 yaşında genç kızlarda görülebilen, beraberinde genel bir kural değil, insülin direnci de eşlik edebiliyor. Bu sefer işte metformin gibi kan şekerini düşürücü, insülin direncini kırıcı takviye ilaçlar verilebiliyor. Belleri böyle bir simit gibi bölgeden kilo alıyorlar. Çene kısmında sivilceler artıyor filan. Yani adet düzensizlikleri yaşıyorlar. Ve bu sırada ne yapılıyor? Hormon ilaçları veriliyor. İşte D ile başlıyor. İçinde sayısal 30'lu bir şey de var. İşte Y harfiyle başlayanlar var. Ne oluyor? Adet düzenleyici olarak veriliyor bu. Efendim işte polikistik overi geçerli. Mübarek geçer diye bunu düzenleyici diye veriyorsunuz ama genç kız 4-5 ay sonra onu kestiğinde tüylenme başlıyor. Hadi buyurun bakalım. Değil mi? Yani şüphesiz ki ilaçlar tıp doktorları bizim vazgeçilmezimizdir. Ama doktorunuzla konuşun. Doğal, evelallah, %99 çözüm. Yüz binlerce genç kız kullanıyor bunu. Evet, dörde bölüyorsunuz Evet ince hocam. kahverengi kabuğunu soyduktan sonra. 5-6 dakika bir buçuk bardak suda bunu ağzı kapalı olarak kaynatıyorsunuz. Evet, bildiğimiz soğan. Yani Anadolu'da, bak Anadolu'da 155'in üstünde soğan türü var Hüseyin. Anadolu. 155. Evet. 155 farklı soğan. Nasıl Ayaş domatesi, Çanakkale domatesi, Batı Karadeniz maniye domatesi diyorsun. Bir sürü var ya. Evet, hepsinin kimyası da birbirinden farklı. Bu da böyle. Evet. Daha sonra hocam testere dişli aslan pençesi diye bitkimiz Çok var. güzelmiş bitki ha. Bunu atıyoruz kaynamış olan bir su bardağımıza. Kaç dakika? Bu 10 dakika 10 kaynıyor dakika. burada. Yalnız bu soğanla aynı gün yani 15 gün boyunca yapılıyor bu. Soğanımız burada 5 dakika kaynıyor. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakıyoruz ve ılıdıktan sonra öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde bunu 2 bardak şeklinde içmemiz gerekiyor. Akşamları da testere dişli aslan pençesi devreye giriyor. Yine bunu da günde 2 defa içmek gerekiyor. Bunu da akşam yemeğinden yarım saat önce, akşam yemeğinden 2 saat sonra şeklinde kullanmamız gerekiyor. Bu bittikten sonra yani 15 günlük kürümüz bittikten sonra arkasından üçlü bitki karışımımız yani sarı kantaron, civan perçemi, ne testere dişli aslan pençesi diye üçlü bitki karışımımız var. Bu devreye giriyor. Bundan da günde 2 defa olmak şeklinde birer su bardağı şeklinde yine bu bitkimizi de kaynatırken 10 dakika kaynatıyoruz ve birer su bardağı şeklinde içmemiz gerekiyor. Bu kürümüz bizim hemen hemen bir 45 günlük bir süreçtir. Bunu bu şekilde, Polikistik over. evet, Evet. polikistik over küründe uyguluyoruz. Ama dediğimiz gibi yine bunu 3 kür yapmamız gerekiyor. Yani 40, 40, 40, 40 şeklinde 120 güne tamamlamamız gerekiyor bunu. Belki burada şunu ilave edeyim ben. Şimdi bakın öyle şeyler var ki 10 günlük soğan kürü sadece soğan kürünü uygulamanız yeterli olabiliyor. Ama inatçı polikistik overler var. Yani nasıl söyleyeyim, kronikleşmiş. Yani bunu ilaçla kullansanız çözemiyorsunuz. O zaman bu işte daha etkili, daha düzenli, hormonları daha iyi dengeleyen soğan kürüne takviye bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela on binlerce bayan var ya sadece soğan kürünü uygulayarak hamile kalıyor. Yani sebebi bilinmeyen infertilite diyoruz biz buna. Bir tek soğan kürünü uyguladım, hocam hamile kaldım diyor. Şimdi ama bir başka bayanda soğan kürü artı testere dişli aslan pençesini kullanması lazım. Veya civan perçemini kullanması lazım. Çünkü herkesteki şeyler aynı değil. Simptomlar aynı değil. Bunun için yapılacak olan şey, tamam, hastalık yoktur, hasta vardır. Mutlak surette tıp doktoruna diyeceksiniz.
teşhisi koyduracaksınız. Ha, basit bir polikistik over varsa soğan kürüyle bunu yok edebilirsiniz. Bir başka şey, eğer gonadotropin hormonlarınızda bir dengesizlik varsa bunu aslan pençesiyle, testere dişli aslan pençesiyle dengelemeniz gerek, yani hormonların dengelenmesi gerekiyor, veya civan perçemini, yani uterustaki kanlanmayı artırıcı ve kontrol edici civan perçemini ve diğer bitkiler var. Tabii ki bu tek bir şey değil. Birçok şey, işte insülin direnci oluyor. Mübarek. Evet hocam, Duru Hanım onu soruyordu. Polikistik over sendromuna bağlı insülin direnci kırmak için ne yapmak gerekiyor? Evet, söyleyelim. Bir, çörek otu yağı. Bak, çörek otu yağı. Bir, iki çay kaşığı. Ne kadar veriyorsun? Bir yemek kaşığı hocam bunu. Zaten polikistik over kürümüzün içerisinde de çörek otu yağı kullanması gerekiyor. Peki. Günde bir defa. Bir defa. Ha. Tamam. Yoksa birer çay kaşığı sabah, öğle, akşam, veya ya öğlen veya akşam yemeğinde ne bileyim bir çorbanız varsa çorbanın içine koyabilirsiniz. Salata yapmışsınızdır, zeytinyağı vardır, ama çörek otu yağını da ekstra üzerine ilave edebilirsiniz.